Herkese merhaba arkadaşlar. Gene yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda da sizlere Tesla'nın Model S'inin makyajlısını tanıtacağım. Bildiğiniz gibi Model S 2017'de makyajlandı. Çok fazla bir değişiklik olmasa da biraz ön tamponda değişiklik yaptılar. Işıklandırmalar, ön farlar komple LED oldu. Araba 2019 model. 2019 modellerde de bazı farklılıklar var. Aslında 2019'un sonundan itibaren Tesla Model S ve Model X'i Raven diye bir modelle değiştirdi. Bu araba Raven değil ama Raven'dan bir önceki model. Raven'larda batarya ve motor bataryalarda çok hafif bir az bir değişiklik ama motorlarda önde indüksiyon, arkada magnet motor var. Yani mıknatıs motor var. Onu öyle yapmakla %10 enerji tasarrufu sağladılar. Yani en yeni modeli, Model S'in ve Model X'in en yeni modeli yaklaşık %10 enerji tasarrufuyla 50 kilometre falan daha fazla gidiyor. Ekranın aşağısına bilgilere tam olarak kilometrelerini yazacağım. Bu araba yalnız ondan önce çıkan araba. Dediğim gibi ön farlar komple LED, X'ten hiçbir farkı yok. Aşağıda sinyaller ve sis lambası var. Ve viraj içi aydınlatmalar da aşağıda. Şunlar viraj içi aydınlatma. Şu aşağıdaki de sis lambası. Yukarıda da parçalı birden fazla LED aydınlatma var. Yolun durumuna göre viraj içi aydınlatmaları falan orada da var. Aynı gene ön park sensörleri, önde radar sensörü, bu tamponun arkasında gizli. Model S'te jantlar tek haneli rakamlarla yükseliyor. 21 19 bunu normal standart üzerinde gelen jantlar. 21 de alınabiliyor. Model X'e de 20-22 diye alınabiliyor. Tabi makyajlı modellerde Autopilot 2 ile 2.5 ile itibar 2.5 ile birlikte 8 tane kamera eklendi. Önceden sadece önde ve arkada kamera vardı. Şimdi bildiğiniz gibi burada çamurlukta, burada B sütununda, arkada 3 tane önde, aynı sağ tarafta da var. Bunlar yenilikler. Silgileri bir hatırlatayım bu arada. Silgiler maalesef Model S de buraya kadar siliyor. Bakayım bu bırakıyor mu, bırakmıyormuş. Buraya kadar siliyor, bunu hiç sevmiyorum. Yani neredeyse 6-7 parmak bir fark var. Artık Tesla el freni, şurada ayrıca bir balatalar vardı el freni için. El frenini normal arka fren balatasının içine yerleştirdi. Arkada bir elektronik sistem var. El freni de burada normal balatayı sıkarak el freni görevini görüyor. Ayrıca içinde kampana da yok. Çoğu arabada kampanalı frenler de vardı, el frenleri. Bunu elektronik el freni olduğu için direkt normal balatalar sıkıyor. Bu da iyi oldu. Ekstra bir masraf falan olmaz. Hepsi burada yani. Şimdi en son gelen Raven modelinde de artık bu standart range diye geçiyor. Yani 75 kW batarya, 73 kW bizim kullanabildiğimiz. En son gelen dediğim gibi Raven modellerinde bu batarya standart range, 100 kW'lık batarya da long range diye geçiyor. Bagajı biraz ağır açılıyor. Bu ağır açılması da çok hoşuma gitmiyor. Model X'de daha hızlı açılıyor. Bayağı bir sakin açılıyor. Burada böyle bir kapak var. Bu kapak da şuraya asılı olsaydı Model S'te bence çok güzel olurdu. Şöyle yukarıya doğru kalksaydı, böyle çekip yukarıya doğru kaldırabiliyoruz ya da böyle katlayabiliyoruz. Model X'in bagajı da böyle. Aşağıda da koskocaman bir bagajı var. Buraya şarj kablolarımızı, her şeyi koyabiliriz. Sol tarafta UMC mobil şarj cihazı da var. Bagajı da böyle kapatıyoruz. Buralarda yine LED plaka aydınlatmaları, HD kamerası, her şey var. Yine buradan şarj portunu açıyoruz. Böyle bastığımız zaman açıyoruz. Burada sadece tip 2 var. Araba 150 kW'a kadar hızlı şarj alabiliyor. En son güncelemelerle birlikte böyle oldu. CCS adaptör de alınabiliyor. Adaptörü aldığımız zaman içinde bir kabloyu değiştiriyorlar, kalınlığını. Ve adaptörü de CCS şarj cihazlarında kullanabiliyoruz. Model S'in benim hoşuma gitmeyen bir şey daha var.
içine girmesi biraz daha sıkıntılı. Şimdi Model X'e de alışkın olduğum için içine girerken insan bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Ha, spor araba olarak kabul edersek biraz spor araba tipinde bir araba yazdı zaten. Yani arabanın sürümü de spor araba gibi. Kapılar olsun zaten bütün Tesla'larda çerçevesiz. Ama Model X'e göre günlük kullanımda gir çık gir çıklarda insan bayağı zorluk çekiyor. Ama onun haricinde arabanın yolda sürümünü falan söyleyeceğim. Çok güzel. Bir de şu kapı işleri buraları batırıyor. Buralarda fitil olmasına rağmen çok fazla işe yaramıyor. Şurada da fitil var ama şu aşağıda en şurada bir fitil olmamasından dolayı şuralarda aşağılar böyle batıyor. Ben Model X'te bu sorunu kendim çözdüm. Ama Mercedes gibi Mercedes'te mesela buralar komple fitilli olur. Ve buralar içi kolay kolay hiçbir zaman batmaz. Arka kapı da aynı öyle. Tesla bu eksiklikleri de giderirse gerçekten dört dörtlük araba olur. Kapılar sadece elektronik olarak açma var. Çektiğim zaman elektronik olarak çekiyor. Ama orada böyle elektronik olarak tutucular yok. Hidrolik kol yok orada. Böyle Mercedes'teki gibi burada bir kalın bir şey var. Bunun içinden kapıları kademeli olarak tutuyor. Model X'te de bu özellik çok iyi. Bütün kapıları elektronik olduğu için tabii arkalar zaten yukarı açılıyor. Önler böyle istediğimiz yerde durabiliyor. Bir de engel olduğu zaman açınca otomatik duruyor. Bu arabada ekstra sunroof da ısmarlanmış. Bu normal normal saç taban da alınabiliyor ama bu komple sunroof, panoramik sunroof olarak ısmarlanmış bu araba. O da güzel. Arabanın arka diz mesafesine falan geçeyim hızlıca. Biliyorsunuz Model S büyük bir araba. Çok rahat oturuluyor. Yalnız bataryadan dolayı biraz da araba alçak olması olduğu için, spor araba olduğu için yani ben spor araba sayıyorum hiç yoktan. Diz mesafesi falan çok iyi ama ayaklarımız böyle dikiliyor. Model X'de bu böyle değil. Model 3'te de biraz böyle ama Model S'de sanki daha fazla gibi geldi bana. Model 3'ten cam, komple cam olduğu için tavanın biraz daha koltuklar yukarıda tutmuşlar gibi. Ama baş mesafesi falan bu arabada da hiçbir sıkıntı yok. Böyle gördüğünüz gibi komple panoramik cam tavan açılabiliyor da aynı zamanda. Çok güzel siyah bir tavan döşemesi var. Bu alkantara da alınıyor. Bu araba standart olduğu için benim araba gibi sadece siyah döşeme var. Alkantara sadece aynalıklar. Burada iki tane USB çıkışı var. Burada bardaklıklar. Şu koltukların arkasının dizaynı çok güzel aynı benim araba gibi. Buralardan lambaları yakıyoruz. Çok sade, güzel bir araba. Koltuklar da... Arkadaşlar Model S'te sevmediğim bir özellik daha var. Şuralarda hiç cepli yok. Arka tarafta hadi cep olmasın çok önemli değil ama önde de yok. Hani buralara bir suluk bile koyma şansımız yok. Yani çoğu spor arabalarda bile var. Bunun içinde boşluğu niye değerlendirmemiş bilmiyorum. Yalnız çok iyi biliyorum ki bir sonraki gelecek Model S'te buralarda cep olacak. Şimdilik yok. Şimdi ön tarafa geçince sizlere içindeki değişikliklerden de bahsedeceğim. Kapılar böyle gördüğünüz gibi çerçevesiz. Anahtar da bildiğiniz gibi Model X'ten farklı olarak yanlarda düğme yok. Sadece buralarda boya var. Model X'te kapıları, yan kapıları açmak için elektrikli olduğu için bu yanlarda da iki tane düğme var. Bundan farklı olarak. Ya değilse bunda da üç tane. Önde, ortada, arkada var. Ön tarafa iki sefer tıkladığımız zaman bu anahtar biraz sıkıymış. Ön kaputu açıyoruz. Ortaya iki sefer tıkladığımız zaman arabanın komple kilidini açıyoruz. Bir sefer tıkladığımızda kilitliyoruz. Ve arkanın iki özelliği var. Arka tarafı da iki kere bastığımız zaman arka bagajı açıyoruz. Tek basınca durduruyoruz. İki kere basınca tekrar kapatabiliyoruz. Ve basık tuttuğumuz zaman arabanın arka tarafını buraya. Şarj portunu böyle açıyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Tesla'nın her tarafında, bütün menülerinde, her şeyinde
böyle cep telefonu gibi bütün her şeyde birden fazla özellik atfedilmiş. Bu da Tesla'yı farklı kılıyor. Ön kaput da Tesla'da, Model S de böyle. Önde de bayağı bir bagaj yeri var. Gördüğünüz gibi burada araba yatık olduğu için, daha uzun olduğu için burada daha fazla alan var Model X'e bakarak. Burada da bir gıcık özellik var Model S'te. Şu su doldurma yeri çok arkada. Burada bir de piston olduğu için burada su doldurmak gerçekten biraz adama eziyet ediyor. Ama sulukların ağzına böyle vidalamalı Honey gibi bir şey alırsak bu sorunu da çözeriz. Çok kafaya takılacak bir şey değil. Buradaki kapak da böyle, şuradan görüyorsunuz kablo var diye uyarıyor, dikkatli olun diye. Çok basit bir şekilde burada kapak çıkabiliyor. Böyle çıt çıtlar var. Buradan içini fazla göremiyoruz. Şurada hava girişi var. HEPA filtre de alınabiliyor. Şurada fren yağı falan doldurma yeri var. Şu altındaki kapağı da çıkarırsak orada bir şeylere daha ulaşırız. Araba da bildiğiniz gibi Model S X'te havalı süspansiyon standart. Böyle kolay bir şekilde de takabiliyoruz. Model S'in ön kaputunu da böyle kapatıyoruz. Tek ortadan basabiliyoruz. Bu araba dediğim gibi koltuklar falan standart. Yarı deri, yarı bez. Benim arabada da öyle. Kapılar da yaklaştığım zaman otomatik bunları çıkarıyor. Ama arabanın üzerinde, yanında uzun süre durduğumuz zaman otomatik açma kapatma, kulplar girip girip çıkmasın diye onu iptal ediyor. Dediğim gibi böyle kapışlarında da böyle güzel Model S yazısı. Koltuklar zaten full elektrikli. Bendeki koltukların aynısı. Burada Model S'te de kemerler arabanın aşağıdaki marş beline bağlı. Şuraya koltuğa bağlı olsa bence daha iyi olur. Model 3'te öyle. Burada bel desteği falan her şey elektrikli. Alt tarafta böyle. Hiç düğme falan hiçbir şey yok. Tabii ki. Sadece burada Mercedes'ten alma. Bunlar hep Mercedes'ten alma. 3 tane kol var. Normal sinyal silgi kolu, direksiyon ayar kolu ve otopilot kolu. Arabanın içi de normal Model S'le aynı. İlk çıkan Model S'lerde sadece şu fren Mercedes'in eski koluydu. Arabayı biraz güneşten çevireyim şimdi. Evet. Şurada da gördüğünüz gibi şu anda geriye giderken bu yeni özellik geldi. Bu arabada MCU2 olduğu için geri giderken artık yan kameraları da görebiliyoruz. Şimdi sizlere arabanın içini hafiften göstereceğim arkadaşlar. Bu yeni modellerde gördüğünüz gibi bu alüminyum rengi koyulaştı. Yalnız yüzük falan çarptığında altından beyaz alüminyum çıkıyor. Üstü boya gibi sanki. Böyle telefonlardaki alüminyumlar gibi. Çok güzel bu rengi, çok seviyorum gerçekten. Direksiyon gene aynı. Direksiyonun şu ortasında biraz pütür pütürdü. Bunu biraz daha düzgün yapmışlar. Dışına deri kaplamışlar bence. Şöyle yapay deriden kaplamışlar. Bir burada tek fark MCU2 var arabada. Yani yeni medya kontrol ünitesi var. Buralarda da alüminyum aynı. Bu şu orta konsollar falan hepsi aynı. Hiçbir fark yok. Gene şu da Model S ve Model X'de bir eksi. Bu bardaklıklar biraz zor kullanılıyor. Bunu da değiştirip Model 3 gibi yapacaklarını zannediyorum ilerideki güncellemelerde. Model S ve X'i güncellediklerinde bunlar değiştireceklerinden eminim. Çünkü çok kişi şikayet ediyor. Normal torpidos da böyle bildiğiniz gibi buradan açılıyor. Burada bir dörtlüler var. Manuel düğme olarak. Başka her şey arabada elektrikli. Gördüğünüz gibi burada aynalar bile mıknatıslı. Buralar alkantaradan çok güzel. Ayna çerçevesiz. Çerçevesiz aynalar çok hoşuma gidiyor zaten. Buralarda böyle basarak yanıyor. Aynı sağ tarafta da ayna var. Evet arkadaşlar. Arabanın içi böyle.
Burada tek fark üstünü böyle buradan açabiliyoruz. Arabada panoramik sunroof olduğu için istediğimiz yerde durdurabiliyoruz. Komple buradan aç diyebiliyoruz ya da elimizde istediğimiz kadar çekebiliyoruz ve durdurabiliyoruz. Böyle %75, 50, 20 yüzdesini ayarlayabiliyor. Şimdi komple açığa ayarladım. Ve artık şuradan son gelen güncellemelerde buradan çekip eğlenceli özellikleri falan girmek kalktı. Onu da buraya koydular. Buradan Netflix'e falan da hepsine girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle YouTube'a girebiliyoruz. Direkt benim kanal geldi. Siz de şuraya tıklar ve yanındaki zil işaretini de açarsanız memnun olurum. Burada diğer videolarımı da görüyorsunuz. Bu arada da biraz kendimize reklam yapalım. Evet arkadaşlar, bunu da böyle kapatalım. Şuradan çarpıya bastığım zaman bundan çıkıyor. Twitch var, YouTube var. Tesla'nın kendi çektiği videolar var. Ayrıca eğlenceli uygulamalara da buradan oyuncak alanına giriyoruz. Tam çeviremedim. Şömine falan, burada normal Tesla'nın eğlenceli özellikleri var. Evet arkadaşlar, şimdi yol testindeyiz. Model S'in de sürümü gerçekten çok iyi. Tam bir spor araba hissi yaşatıyor araba. Biraz daha alçak. Ayaklarımız komple yerde, zeminde otururmuş gibi ayaklarımızı komple uzatabiliyoruz. Koltuğu da biraz arkaya çektiğimiz zaman. Tesla'nın yolda, virajlarda ve yolda gidişi benim çok hoşuma gidiyor. Önceden de dedim. Böyle çok bir güven veriyor insana. Araba yolda demir yolun üzerine bağlıymış gibi gidiyor. Yani virajlarda falan çok güven sağlıyor. Ağırlık merkezinin arkası çok alçakta olması bataryadan dolayı. Normal motor olmaması arabanın bütün ağırlık merkezini aşağıya alabiliyorlar. Ve bundan dolayı araba çok böyle kararlı yönetilebiliyor direksiyondan. Direksiyon tepkileri falan çok iyi. Kör nokta Alman arabaları kadar, burada kör nokta biraz daha açsalar, şuraları içeriye doğru gömselerdi daha iyi olurdu. Buralarda hafif şunlar kalın, şu astımlar biraz daha kalın. Şu dediğim gibi silgilerin bu silmesi, bir de ayrıca normal püskürtmeyi aşağıdan yapıyor, silgi üzerinden yapmıyor. O da bir iyi değil Model X'e bakarak. Ve silgi buraya kadar siliyor. Bu ön cam kirlendiği zaman şurayı elimizle silmesek bayağı burada 1,5 karış falan bir kör nokta oluşacak. O da iyi değil. Ama yeni modelde bunu da düzelteceklerini zannediyorum. Yeni Model S'te. Ben bu sene sonunda gelir diye tahmin ediyorum. Yani bu sene sonunda hiç yoktan gösterirler diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar, şimdi en son Model X 75 yani standart range ve 100 long range bataryalarda dediğim gibi %10 daha tasarruf sağladılar. Ve 490 kilometre standart range, 610 kilometre long range'de menzil var. Şu anda dünyanın menzili en yüksek olan arabası. Şu anda seri üretim en yüksek menzili arabası Model S'in 100 long range'i. 610 kilometreye kadar WLTP menzili var. Gerçekten çok iyi. Gördüğünüz gibi 168 watt saat kilometre yakıyor. Yani zaten yakıt kullanımı da verilerine göre 18 kilowatt 100 kilometrede. Şu anda ondan bile aşağıda yakıyor. Sakin kullandığım için. Bu arabada son güncellemeler de gelmiş. Dediğim gibi yolun kenarındaki engebeleri, dubaları hepsini burada görebiliyoruz. Engebeleri de duba olarak görüyor, kaldırım kenarlarını falan. Çünkü full autopilota geçtiğimiz zaman bu kaldırım kenarlarını falan arabanın tanıması lazım. Ya da ise arabayı otomatik pilotta sürerken buralara çarpar. Buraları artık tanımaya, bu engebeleri bile artık tanımaya başladı Tesla'nın autopilotu. Arabanın sürümü gerçekten harika. Çok böyle yani insana güven veriyor. Virajlarda falan hiç sorun değil. Viraja girmek bu arabayla. Bu araba 75 kW bataryaya sahip.
Toplaması 100 kW batarya göre biraz daha az. Ama onu fark edecek kadar kötü değil tabii ki. Bastığımız zaman uçuyor araba resmen, roketliyor. Şurada kamera seçeneğinde de bir yenilik var. Burada kamerayı açtığımız zaman normal geri giderken de otomatik açılıyor. Kamerayı açtığımız zaman buraya basarsak kamerayı yukarıya alıp böyle arka taraftan kamerayı gördüğümüz gibi sağa solu da görebiliyoruz. Bu aynı bu kamera geri geri giderken de geliyor. Şimdi sağdaki soldaki yani 360 derece neredeyse görüntü alabiliyoruz. Bir önünde kamera yok. Yani tamponda, ön tamponda kamera yok. Önde 3 kamera var ama onları daha burada göremiyoruz. Sadece sentry modda dashcam olarak kaydediyor. Bu özellik de gerçekten çok güzel. Aynaları artık kullanmadan burada ayna olarak da kullanabiliriz bu şeyleri. Aynaları ama tabii ki burada olduğu için biraz daha zor olur. Şimdi otobana çıktım. Toplamayı görüyorsunuz. Araba roket gibi. Yani tamam diğer arabalarda Tesla gibi arabalar yaptılar. Ama maksimum hız olarak bu performansı verip de aynı verimli veren şu anda piyasada daha araba yok. Hyundai'nin Ioniq en verimli arabası ama önden çekerli. Tesla'daki tork, kilowatt hiç yok. Hyundai'nin Ioniq şu anda dünyanın en verimli arabası. Hiç yoktan Norveç'teki testlerde öyle geliyor. Ondan sonra Model 3 geliyor. Ama dediğim gibi burada hem verimlilik var hem de istediğimiz zaman güç var. Tabii ki bataryayı o zaman daha çok kullanıyoruz ama istediğimiz zaman da güç ayağımızın altında hazır. Kullanmak istemezsek araba verimli bir şekilde yolda bizi en iyi menzille götürüyor. Ama performans istediğimiz zaman da sadece gaza basmak yeterli. Enerji geri kazanımında da araba çok iyi. İki tane ayarı var burada bildiğiniz gibi. Ayağımı frenden çeker çekmez enerji geri kazanımı başlıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç frene basmadan durabiliyorum. Çift motor olmasının da bir iyiliği bu. İki motor birden enerji geri kazanımı yapıyor. Büyük motor olmasının da iyi özelliklerinden birisi bu. Hem performansımız var. Hem de frenleme esnasında enerji geri kazanımı esnasında daha fazla geri enerji kazanabiliyoruz ve daha iyi frenleme yapabiliyoruz. Frenlere basmadan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Model S'in ışıklandırması da böyle. Ön farlar, ön sürüş farları beyaz çizgiler görüyorsunuz. Bu makyajlı modelle birlikte geldi. Onlar da gerçekten hoş. Sinyaller de böyle yanlarda sürüş farlarının yanında uzanıyor. Aşağıda da sürüş farları var. Ben sinyaller burada demiştim herhalde buradaymış. Ben de yanlış hatırladım. Burada sis farı var. Gerçekten güzel görünüyor. Yanlarda kapı kulpları çıktıktan sonra yanan böyle lambalar da var. Bunlar da çok hoş. Otopilot kameraların üzerinde de böyle yan sinyal lambaları var. Şurada yok bildiğiniz gibi. Arka kulplarda da böyle buralarda ışıklandırmalar var. Şarj portunda da duruma göre bildiğiniz gibi yanıyor. Şu anda araba çalışır durumda bıraktığım için. Tesla'yı çalışır durumda da bırakması zor. Onu da anahtar içeride bırakıp arabanın koltuğuna oturmadan frene bastığımız zaman yapabiliyoruz. O zaman çalışıyor. Arka plaka aydınlatmaları her taraf LED. Arkalar gene spot lambalar falan LED. Burada yukarıda bir bagaj aydınlatması var. Ama aşağıda bagajın içinde aydınlatma yok. Şurada var sadece burada görmemişim. Şurada arka taraftan öne doğru aydınlatıyor. Şurada aşağıda da var mı? Evet aşağıda da var gibi sanki. Hayır onlardan vuruyormuş. Aşağıda yok. Sadece burada yukarıda iki tane var. Yeterli.
Böyle bastığımız zaman kapıları çekti. Anahtar içinde olduğu için tekrar açıyor. Açmazsa dışarıda kaldık. Aynı ışıklandırmalar böyle. Arka spot lambalarında bir fark yok. Önceki ilk çıkan Tesla Model S ile aynı. Onlar da bir değişiklik yapmadılar. Arka aydınlatmalar burada USB çıkışı iki tane. O aydınlatmalı. Başka da çok minimal bir araba olduğu için bir burada bir de sol tarafta böyle bir yukarıda aydınlatma var sadece. Kapı işlerinde burada sadece böyle bir ambient aydınlatma diyebiliriz. Şuralarda yok. Model X'te bu kapı kulplarında da aydınlatma var. Hatta burada bile aydınlatma var. Bu kapı açma kulplarında Model X'te burada yok. Bunlar Mercedes'ten alma bildiğiniz gibi kapı açma düğmeleri. Bunlar Mercedes sarısı yanıyor. Model X'te de aynı öyle. Ayak aydınlatmaları da var arabada. Burada da aynen böyle bir aydınlatma var. Bunlar güzel gerçekten. Şurada ama aydınlatma yok. Burada Model X'te var. Arabanın içi de böyle. Şurada aydınlatma yok. Ama burada USB çıkışlar. Burada sadece USB çıkışmalar aydınlatmalı. Torpido gözünde de aydınlatma var tabii ki. Yan taraftan kapı ışıklandırmalarını böyle görüyorsunuz. Burada da iki tane var. Bunlar şu anda arabanın içine girdiğimiz için yanıyor. Ama otomatik olarak da kendi elimizle de manuel olarak yakma da var. Şunu tekrar göstereyim. Geriye taktığımız zaman hem sağdaki hem soldaki kamerayı da artık görebiliyoruz. Arka alınca gidiyor. Gece de böyle arkadaşlar. Şu anda sıfır aydınlatmada. Böyle gece göz yormadan yolculuk yapılabilir. Buralarda falan ekstra ışıklandırma falan yok. Tesla çok sade olduğu için. Şurada ışıkta otoyu almışım. Kapatayım şunu bir. Size şuradaki direksiyon aydınlatmaları da böyle çok ince. Küçük direksiyonda da tabii ki böyle aydınlatmalar var. Tekerleklerin artı eksilerini gösteriyor. Şunlarda hayır yok. Bunlarda bir şey yok. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Size ufak bir Tesla mağazasında gezdireyim şöyle dışarıdan. Şu anda kapalı. Burada gördüğünüz gibi yeni teslim edilecek arabalar, servisteki arabalar, servisi bitmiş arabalar. Bir sürü Tesla var. Karşıda daha yeni gelmiş bir tane Model X var. Şu da herhalde yeni gelmiş. Burası her taraf Tesla arkadaşlar. Şu karşı taraf showroom, sol tarafta da servisi var. Evet arkadaşlar, burası da gördüğünüz gibi böyle. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.